Merhaba koçlar, nasılsınız? Bugün sizlere harika bir tel bağlama tekniği öğreteceğim. Bunun sayesinde gitarınızın sustain'i artacak, ton kalitesi yükselecek ve çok daha rahat çalacaksınız. Çünkü bend almanız daha kolay olacak. Wow, mucizevi değil mi? Fakat bir sorunumuz var. Bu yöntem sadece tek bir köprü sistemiyle çalışıyor. O da Les Paul kasalarda tune-o-matic köprü sistemleriyle yapabileceğimiz bir uygulama. Belki şimdi diyeceksiniz ki Les Paul kasa nedir ben bilmiyorum. İşte tune-o-matic köprü de ne demek? Eğer bunları daha önce duymamışsanız iki tane videomuz var. Köprü sistemlerini anlattığımız ve farklı kasa tipi gitarları anlattığımız, kartlar bölümüne koyuyorum. İlk önce onları izleyin. Bugün anlatacağım sistemi şöyle yapıyoruz. Tellerimizi değiştirirken standart bir şekilde değiştirmiyoruz tellerimizi. Tune-o-matic sistemlerde tail piece denen bir parça var. Bu parçanın üstünden doluyoruz telleri ve öyle bağlıyoruz. Buna İngilizce top wrap deniyor. Türkçesi üstten dolamak diye çevirebiliriz. Dünyaca çok ünlü, çok başarılı bazı gitaristler bu yöntemi kullanıyorlar. Tellerini bu yöntemle bağlıyorlar ve gitarlarını böyle çalıyorlar. O yüzden ciddiye almamız gereken bir tercih, bir yöntem. Merak ettiğinizi biliyorum. Hemen nasıl yapılacağını anlatmaya başlayacağım. Artılarını ve eksilerini de anlatacağım. Ama onun öncesi videoyu beğenirseniz, kanala abone olursanız ve bildirim zilini açarsanız harika olur. Ayrıca sosyal ağlarımızı da takip ederseniz bu tarz içerikler yayınlandığında bildirimler sayesinde haberiniz olmuş olur ve kaçırmazsınız. Evet, tanıtımlarımıza da yaptığımıza göre bölümümüze geçebiliriz. Bakalım top wrap şeklinde gitar tellerimizi nasıl takacağız ve gitarımızın ton kalitesi nasıl arttıracağız, öğrenelim. Evet, sabit köprülü gitarlarda eğer tune-o-matic köprü sistemi varsa iki tane ana parça bulunur. Bu iki ana parçadan bir tanesi tail piece dediğimiz tellerin ilk girdiği ve telleri tutan kısım. İkincisi ise eğerlerin olduğu alt eşik. Bu alt eşik üzerindeki eğerler sayesinde biz entonasyon ayarlarını da yapabiliriz. Ayrıca alt eşikle üst eşik arası tellerimiz tınlar. Alt eşik aynı zamanda tel yüksekliğini de ayarlayabildiğimiz önemli bir kısımdır. Tail piece dediğimiz kısım, tellerin başlangıç kısmı normalde neredeyse teli tutmaktan başka hiçbir işlevi olmayan bir kısım. Fakat bu kısım tellerin titreşimini gövdeye ilettiği için önemli ikinci bir işleve de sahip. Bu titreşim ne kadar iyi iletilirse gitarımızın sustain'i de o kadar fazla artar. Bu yüzden çoğu gitarist bu tail piece'i vidalarını sıkar ve olabildiğince gövdeye tail piece'i yapıştırır. Fakat bunu yapınca eşikle tail piece arasındaki teller fazla bir açıyla birleşirler. Ve bu kısımda oluşan fazla açı tellerin gerilimini arttırır ve bend alırken bizi zorlamaya başlayabilir. Ben de yıllarca tellerimi normal bir şekilde bağladım ve bu kısmı olabildiğince gövdeye yapıştırdım ve tellerle eşik arasında çok yüksek açılı bir birleşme oluşuyordu. Ve bu bende tellerin eşiğin sınır noktasına da değmesine neden oluyordu bu eğim. Ve tellerim genellikle de buradan bu yüzden kopabiliyordu. Eşiğin sınırı tellerimi kesiyordu. Mecburen ben de bu parçayı yükseltmek zorunda kaldım. Fakat bu parçayı yükselttiğim zamanda da tellerin gövdeye ulaştırdığı titreşim azalıyor ve sustain'im de azalıyordu. Son zamanlarda bunu nasıl çözebileceğimi araştırırken bu yöntem aklıma geldi. Aslında bu yöntemi daha önce görmüştüm ama uygulamayı her seferinde unutmuştum. Geçenlerde yine karşıma çıktı ve bu sefer bu top wrap yöntemini uygulamaya karar verdim. Şimdi bu yöntem sayesinde neler oluyor? Teller daha oturaklı oluyor. Tail piece ile eşik arasındaki açı azaldığı için telin gerilimi daha çok rahatlıyor. Üzerindeki baskı azalıyor. Böylelikle bend almak kolaylaşıyor. Bend alırken daha az güç harcıyoruz. Hatta bununla ilgili bir YouTube videosu buldum. YouTube videosunda adam bunu ölçüyor. Azımsanamayacak bir değere ulaşıyor. Bu yöntem sayesinde çok daha az güç harcayarak bend aldığımızı kanıtlıyor adam. Bu yöntemi kullanan ünlü gitaristler var. Onların anlattıklarına göre sustain'imiz artıyor ve tonun kalitesi de artıyor. Yine izlediğim birkaç videoda değerlendirme videoları vardı. Arka arkaya çekmişler. İşte eski yöntemle ve bu yeni yöntemle gitarın tellerine bağlamış. Ben de orada dinlediğimde sustain'in yaklaşık 1-2 saniye daha fazla uzadığını duydum. Bir de tail piece'i iyice gövdeye yapıştırıyoruz. Tellerden gelen titreşim çok daha iyi bir şekilde gövdeye yansıyor. Zaten ton kalitesinin ve sustain'in artması da bu nedenle oluyor. Tail piece'i zaten yapıştıran arkadaşlarım ama bu yüzden telin oluşturmuş olduğu eğimden zarar gören, telleri kopan arkadaşlarımın mutlaka
denemesi gereken bir yöntem. Şimdi hep iyi yönlerini saydım bu yöntemin ama birkaç tane de kötü yanı olabilir. Bunları da saymak istiyorum. Siz bunları kendi kafanızda değerlendirirsiniz. İyi yönleri mi daha iyi, kötü yönleri mi? Ona göre ya mevcut sistemde devam edebilirsiniz ya da bu yeni sisteme geçebilirsiniz. Telleri yukarıdan doladığımız için çalarken bu kısım elimize sürtünme yapıyor. Normalde bu üst kısım çok kaygan bir yer. Ben gitar çalarken pek elimin dokunmadığı bir nokta. Fakat bazı dostlarım bu noktalara dokunuyor olabilirler. Dolayısıyla burada teller olduğu için onları rahatsız edebilir. Aslında bir nebze de bu tellerin varlığı hissetmemize neden olabilir ve kontrolümüzü daha çok sağlayabilir de. Bazı insanlar biliyorsunuz kayganlık istemez. Elinin nerede olduğunu hissetmek ister. O insanlar için belki artı olabilir. Ama bazı insanlara da sürtünme yüzünden buradaki tellerin kötü bir hissiyat yaratabilir. Telleri tersten bağladığımızda burada doladığımız için teller ani bir şekilde yamulmaya maruz kalıyor. Ve bu noktalardan, kıvrılmış olduğu noktalardan kopma ihtimalini birazcık arttırabiliyor. Yine bu da göreceli. Belki telleriniz şu noktadan kopuyor. Belki eşiğiniz tellerinizi kesiyor. O çaprazlık yüzünden. Belki bu yöntem sayesinde kopma oranınız azalabilir. Bunu da zamanla deneyerek, tecrübe ederek anca öğrenebilirsiniz. Bir de ağaç üzerinde bir etkisi olabilir bu yöntemin. Normalde telleri bu kısımdan bağladığımızda bu vidalar ağaç üzerinde çok büyük bir baskı uygulamıyor. Fakat yukarıdan çektiğimizde bu parça şöyle eğimli bir şekilde öne yatmak istiyor ve şuradaki bağlantı kısımlarını çok az bir ihtimal olsa bile biraz öne doğru kanırtabilir. Eğer yumuşak bir ağacınız varsa bu vidaların oyukluğunu genişletebilir. O yüzden sağlam ağacı olan gitarlarda yapmayı ben tavsiye ederim. Gitarınızın yumuşak bir ağacı varsa, ki Les Paul kasalarda genellikle yumuşak ağaçlar kullanılmıyor ama yine de bu vidaların yuvasını genişletme açısından dikkat etmeniz gerekebilir. Şimdi biraz da nasıl bağlayacağınızdan bahsedeyim. Aslında hiç zor bir şey değil. Normalde yeni tellerinizi bu noktadan geçirirken şimdi tam tersten geçirip bu kısımda kıvırıp ileri doğru atıyorsunuz. Burada şöyle bir sorun oluşuyor. Eğer kafaya takarsanız bu sizin tercihiniz olacak anlattığım şey. Tellerimizin başlangıçta bir sarım noktaları vardır. Buradaki vidayı tutması için burada bir noktaya kadar sarım yapmak gerekir. Telin orijinalliği daha sonra başlar. Tersten bağladığımızda bu sarım noktaları dışarı taşabiliyor ve burada hem çirkin bir görüntü yaratabiliyor hem de elimize batabiliyorlar. Bunu engellemek için bir çözüm de bulmuşlar gitaristler. Eski tellerimizin ucundaki boncukları keserek bunları yeni tellerimize geçirerek sonuna kadar şöyle bir şey elde ediyoruz. Ve bu şekilde taktığımızda tellerimizi tersten kıvırdığımız zaman bu düğüm noktaları, bağlantı noktaları içeride kalmış oluyor ve dışarıda böyle bir çıkıntı oluşmamış oluyor. Bu da sizin tercihiniz tabii. İstediğiniz gibi bağlayabilirsiniz. Benim bulduğum bir artı daha var. Bence bu şekilde bağlamak görsel olarak da çok şık duruyor. Farklı şeyleri sevdiğimi biliyorsunuz. Farklı olmak da bir karizma katıyor. Gören arkadaşlarımız ya nasıl bağladın ya telleri, öyle şey mi olur filan diyeceklerdir. Siz de böyle böbürlene böbürlene öbürlerini anlatacaksın. İşte böyle bağladığım zaman sustain'i artıyor da şöyle de bilmem ne filan diye. O açıdan da bir artısı var aslında. Şimdi bu yöntemi kimler kullanıyor? 3 tane büyük gitarist var bu yöntemi kullanmayı seçen. Bunlardan bir tanesi Joe Bonamassa. Hatta bununla ilgili bir videosu da var. Bütün tünomatik köprülü gitarların hepsinde bu sistemle bağlı gitarları. Ve kendisi anlatıyor. Çok daha kaliteli ton alıyorum, sustain alıyorum diye bu yöntemle. ZZ Top'un gitaristi var, Billy Gibbons. O bu yöntemi kullanıyor. Ayrıca Zach Walton fotoğraf taraflarını iyi incelerseniz bazı gitarlarında bu yöntemi kullanarak tellerini bağladığını görebiliyorsunuz. İşin güzeli hiçbir risk yok. Yeni aldığınız telleri bu yöntemle takarak gerçekten dedikleri kadar var mı hemen test edebilirsiniz. İlk izlenimlerim, birkaç gündür kullanıyorum bu şekilde gitarımı. Gayet olumlu. Zamanla eski yönteme de geri döneceğim bir ara. Benim de zamanla kafamda oturacaktır hangi yöntem daha güzel diye. Onunla devam edeceğim. Size belli bir süre sonra zaten Instagram'dan vesaire işte şu yöntemle gitar tarımın tellerini bağladım, şunu yaptım, bunu yaptım, şu sonuçlara ulaştım diye zaten haber veririm. Evet dostlarım, bugün anlatacaklarımız bu kadar. Bu tel bağlama yöntemini sevdiniz mi? Sizin tünomatik köprülü bir gitarınız var mı? Bu yöntemi denemeyi düşünür müsünüz? Ya da bu yöntemi zaten deniyor musunuz? Gerçekten anlatıldığı gibi sustain arttırdı mı sizde? Bentleriniz daha mı kolaylaştı? Ve gitarınızın tonu arttı mı merak ediyorum. Deneyen arkadaşlarım lütfen deneyimlerini bizimle paylaşsınlar. Yorumlar kısmına mesajlarınızı bekliyorum.
bekliyorum. Böyle güzel içerikler, böyle güzel ipuçları gitar hakkında gelmeye devam edecek. O yüzden videoyu beğenelim, kanala abone olalım ve bildirim zilini açalım. Böylelikle bu tarz videolar yapmaya devam edebilirim. Kanalı büyütebilirim. Desteklerinizi bekliyorum. Ayrıca Discord kanalımıza ve sosyal ağlarımıza abone olursanız, katılırsanız çok sevinirim. Hepsinin bağlantısını açıklamalar kısmına bıraktım. Yeni bölümlerde, canlı yayınlarda görüşene kadar hepiniz kendinize çok iyi bakın. Ama en önemlisi neydi? Koç gibi kalın dostlarım. Görüşürüz.